şu banyoya annem. Bu ne be? Sıcak suyla yıka. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz şu an kalktık, hazırlandık. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Ve yola çıkacağız. Çünkü Semra ablaya gideceğiz bugün. Semra ablaya kahvaltıya davetliyiz. İnşallah orada da birazcık böyle çekim falan yapacağım. Ve eve geldikten sonra da bütün o iki odayı boyamayı düşünüyoruz. Çünkü yarın inşallah laminatlar döşenecek arkadaşlar. Bakalım, böyle çok güzel yoğun bir gün bizi bekliyor. Şimdi hemen biz çıkalım, sonra görüşürüz. Arkadaşlar hemen size Semra ablanın ev turunu çekeceğim. Şöyle girdikten sonra ilk gördüğünüz bu şekilde. Işık oradan vurduğu için biraz karanlık çıkabiliyor. Şimdi ilk önce şurada yatak odası var. Burayı göstermeyeceğim. Gerek yok. Burada hemen bir banyo var. Çok güzel fayansları var bu arada. Şöyle. Buradan da böyle devam gidiyor. Hatta şu tarafta kurutma falan var. Banyosu bu şekilde. Şöyle bir göstereyim. Yine çok güzel. Ondan sonra burada da böyle Anıl'ın odası ama şu an iki kardeş beraber yatıyorlar. Berra'nın odasını da size göstereceğim. Şöyle ışıkları da falan açayım. Bu şekilde. Çok tatlı bir odası var bence. Odadan çıkınca hemen şurada bir komodim var ve burası çok güzel yapmış ya. Ben bayılıyorum böyle şamdanlar falan. Böyle geçtikten sonra hemen solda da mutfak var. Mutfağa zaten apayrı bayıldım. Şuradaki tezgah falan çok güzel. Bu şekilde. Yani yine çok kullanışlı bir mutfak. Ondan sonra burası Berra'nın çocuk odası. Yani biliyorsunuz zaten iki yatağı bir araya koydular. Çünkü ikisi beraber yatsın. Burayı şimdi böyle oyun alanı gibi kullanıyorlar. Ama kocaman odası var. Şekilde. Burada da günlük oturma odası var. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Böyle. Yine Semra abla da siyah seviyor. Bu şekilde. Dekor etmiş. Ben çok beğendim. Şimdi size hemen terası göstereceğim. Orası zaten apayrı olay. Favorim oldu orası. Orada. Evet arkadaşlar, bakın burası da Semra ablanın terası. Şimdi böyle gelince ilk başta gördüğünüz bu. Şunlar çok tatlı ya. Bakın şuralara. Her yerde çok tatlı detaylar var. Tam böyle çok güzel bir teras. Bu şekilde. Bu böyle aile şeyi. Her yerde işte eltiler falan hep beraber oturuyorlar. Şöyle bahçeleri de var. Hatta fasulye falan her şeyi ekmişler. Burası bu şekilde. Çok güzel ya. Bayıldım resmen. Hele şuradaki detaylara. Gerçekten çok beğendim. Şurada görüyorsunuz. Hele şu. Çok tatlı olmuş. Size de buradan fikir olsun. Şöyle göstereyim tekrardan. Ve çok güzel bir balkonu var. Gerçekten hem çok geniş hem de böyle cıvıl cıvıl yani. Her şey böyle şey oluyor. Burada böyle bir şeyler ekilmiş. Neler var şimdi Semra abla? Fasulye var bu galiba, değil mi? Nohut, galiba şurada soğan biber falan var, biberler falan var. Böyle güzel güzel ekmişler. Ondan sonra vişne ağacı. Ay bakın, vişne ağacı arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle kocaman güzel bir bahçesi var. Böyle Semra ablanın terasına doğru gidiliyor. Çok güzel, çok beğendim.
Ne gel? He, dur bayım 3 tane. Al bayım, al annem. Al ye. Aha bak, aha aha yavrum aha. Ha? Bismillah. He anne. He yavrum. Bakmayacağım. Bakmayacakmış. Ula ben buna Stix verdim mi? Verdim. He verdim. He. Maşallah. Ne sürmeli. Arkadaşlar biz eve geldik. Çok güzel bir kahvaltı falandı. Yani çok güzel geçti. Şimdi bugün ne yapacağız? Bayağı bir işimiz var bugün. Çünkü yarın sabah saat 7.30-8 gibi laminatları yapacaklar. Ve o yüzden bugün boya işini halletmemiz lazım. Aslında ben varken olması iyi oldu. Çünkü annem tek başına yetişemez. Babam da çalışıyor biliyorsunuz. O yüzden beraber yapacağız. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Çünkü yani bayağı bir konuşuldu bu konu. Biliyorsunuz burası şimdi benim odam. Ve bu çok şey oldu. Yani ben yokken kardeşimin bu odaya geçmesinin sebebi zaten mobilyalarını atmak istedi. Sonra almadılar derken işte böyle buraya yerleşti gibi bir şey oldu. Ama zaten geçici süreliğine kalıyordu. Ondan sonra hani ben şimdi böyle deyince de ay işte kardeşin işte ona sen vermedin işte ben olsa canım feda olsun falan gibi bayağı bir şey oldu. Ya da niye işte odanı dekor ediyorsun ya da niye özen gösteriyorsun? Burası senin odan senin. Kalk. Ondan sonra yani bayağı bir şey oldu. Ya yani şöyle bir şey demek istiyorum. Herkesin bu evde yani oda kıtlığı yok arkadaşlar. Herkesin odası var. Ve haliyle burası benim odam. Benim burada hatıralarım var. Annem babam zaten o yüzden ben istesem de bu yani odayı kardeşim. Yani yarın bir gün Ahmet de evlenip gitse, Enise de evlenip gitse onların odalarına da aynen. Seni sokmam, senin odana da onu sokmam. Bitti. Aynen. Kalk kızım kalk bizim işimizin gücümüz var. Tamam dur. Ve o yüzden yani böyle deyince çok insanların tuhafına gidiyor ama tuhaf olacak bir şey değil. Benim hani bütün gençliğimi, şeyliğimi geçirdiğim odam ya. Benim de tuhafıma gidiyor. Ben de babama gidince benim bir odam yok. Ve hani yani çok şey yapmamak lazım. Yani o da kıtlı olsa tabii ki kardeşime veririm. Geçip hayır yatamazsın diyecek halim yok. Ama öyle bir şey olmadığı için şey yapmıyorum. Zaten hani bir de şey de diyen oldu. Sen ailene masraf çıkarıyorsun. Şimdi laminatlar değişiyor. Öyle bir şey de yok. Çünkü zaten bütün evin laminatları değişeceği için hepsi de aynı gözükmesi lazım. Değişik olamaz yani arkadaşlar. Ben geçip laminatlarımı değiştirin demedim sonuçta. Yani beni alakadar etmiyor. Laminat şöyleymiş böyleymiş. Bana pek şey yapmıyor. Öyle yani odamı biraz güzel yapmak istemem bence çok da şey bir şey değil. Sonuçta yani geleceğim, gideceğim. Hani yılda bir kere de olsa gelsem de yine de burada ben olacağım. Yeri gelecek bir gün kedilerimle geleceğim. O yüzden bence çok şey yapmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi üstümüzü başımızı değiştirelim ve artık işlere koyulalım. Evet, biz hazırlandık. Şimdi ne yapacağız? Yatağımı söktük, onu çıkardık. Dolabı sökemedik. Çünkü ilk önce biz bunu zaten ilk geldiğinde zar zor yapmıştık. Yani saatlerce uğraşmıştık. Çok böyle saçma sapan bir yapılışı vardı ve şu an sökersek bir daha asla yapamayız. O yüzden bu böyle kalacak. Bu odanın ortasında kalırken böyle artık badana boyayı yapacağız inşallah. Ondan sonra yatağım zaten orada yani onu söktük. Yarın da zaten laminatlar yapacak. İlk önce benim odayı halledeceğiz. Ondan sonra Enis'in odasına geçeceğiz. Hadi başlayalım. Beyaza beyaza ha mis gibi o. Karıştırayım mı ben? Karıştır çocuğum. Bunu bir güzel karıştır. İyice yesin.
Ya yavaş yavaş. Tamam. Ya duvara iyice böyle yediriyor. Daha da beyazlığı şey yapıyor. Vay be. Ya yağlı boya gibi oluyor. Ver çocuğum ver. Mökkem mökkem. Ya bunu herkes bilmez. Yağcı abi bana öğretti. İşte bir şey bil at kenara. Aynen öyle. Oh, şimdi mis gibi yapacağız değil mi? Tabii Allah'ın izniyle. Burayı boyayalım arkadaşlar. Ondan sonra bakın da kim gelmiş. Bir o eksikti. Bir o eksikti. Sürmeli. Şimdi kimileri de diyecek ki ooo bu ne, zeytinyağı koydu, kloris koydu, çorba mı yapıyor? Ama boyacı ustadan ben bunu öğrendim. Yapmakta mecburiyetinde kimse değil. Ama bunu hele banyoya, tuvaletlere, Türkiye'de olsun ve hatta burada fark etmiyor. Eğer ki şey yapıyorsa şimel, küf. Hele bir yapsınlar, bir sürsünler banyo, bir daha küf oluyor mu? Aa, duvarın diyorsun. Mikrobunu kırıp öldürüyor. Bu arada Clorox Domestos oluyor arkadaşlar. Acı Türkiye'de de. Ama böyle şey olacak değil mi? Kıvamlı olacak. Kıvamlı. Normal. Bu şimdi hoch doziert. Bu kıvamlı Domestos. He, bu kıvamlı. O normal su gibi acılar oluyor ya. Ben onun yarım şişesini koyuyorum. He. Bu kıvamlı olduğu için göz kararı koyuyoruz. Ahmet de çekim yapıyor arkadaşlar. Aa, bak bayağı bir karıştı. Beyza evine taşırken az buçuk. Beyza evine taşırken az buçuk görmüştürsünüz. Biz kendi işimizi kendimiz yaparız. Evet. Eşim niye yapmıyor diye sorarsanız o çalışıyor. Sabahtan akşam ona kadar çalışıyor herifim. Yapmıyoruz arkadaşlar. Yok. Eşimizi. Parke döşeyebilsek onu da yapacağız. Vallahi var ya şu karşıda inşaat var. Benim babam inşaatçı. Keşke bileydim, öğreneydim. Vallahi ev bile diker. Arkadaşlar poz verecektim ve şu an pozun alasını verdim işte. Çıkmıyor. Oh, kirpiklerime geldi. Beyza benim de geldi yüzüne gittik daha. Sıcak su hemen çıkıyor. Sen Ferah bu kapının ağzında çıkar yürü banyoya annem. Bu ne be? Sıcak suyla yıka. Evet arkadaşlar bakın bu odayı tertemiz yaptık. Şimdi şunları falan kaldıracağım. Bu dolap zaten biliyorsunuz burada duracak. Bu dolabı yarın bütün odayı temizlerken yani artık yani temizleyeceğim. Bir de kapıya biraz geldi. Onları da temizleyeceğim. Şu an üstümün görmek istemezsiniz. Gerçekten felaket duruyor. Şimdi Enise'nin odasına geçeceğiz. Bakalım. Şimdi Enise'nin odasına geldik. Burası da boyanmadı arkadaşlar. Zaten aslında böyle yakınlaşırsam bütün o lekeleri görüyorsunuz. Şöyle. Ondan sonra cama şu altta şeyleri çıkardığımız için böyle. Şurada Enise'nin dolabı vardı zamanında. Hep çizdi falan. Buralara hep bir şeyler çakmışlardı. Annem oraya şimdi şey sürdü. Düzlensin diye. Bu şekilde. Şimdi buraları da boyayacağız. İşte tek olay şunları falan boyamak arkadaşlar. Bir de bu arada arkadaşlar yani benim boyum şuraya falan geliyor ve tabanı görüyorsunuz. Yani çatı katı deyip şey yapanlara yani benim şu kafamı vurmak için gerçekten şuraya gelmem lazım. Yani şuraya kafamı vurmak için arkadaşlar. Bakın şuraya gelmem lazım. Oraya kadar hiçbir şekilde kafamı vurmuyorum. Normal böyle bu odanın içinde yürüyebiliyorum. Yani gördüğünüz üzere bu şekilde öyle şey bir olayı yok. Evet şimdi biz arkadaşlar biz şu an hemen alelacele bir şeyler hazırladık. Daha çok annem hazırladı desem iyi olur. Salata, tost ekmeği çıkardık. Annem köfte yaptı. Böyle şimdi bize afiyet olsun sonra görüşürüz.
Selamünaleyküm gençler. Ben şu anda İzmit'teyim. Ankara'ya dönmeden önce burada güzel bir müze var. Size burayı gezdirmek istiyorum. Gayret Müze Gemisi diye bir tane denizaltı ve bir tane savaş gemisi var burada. Şöyle göstereyim. Şurada denizaltı ve hemen yanında savaş gemisi var. Burada böyle küçük bir müze. Sadece bunları gezip çıkıyorsunuz. Askeriyeye bağlı burası. Bakalım, ben de merak ediyorum içeride ne olup olmadığını. Size bir göstereyim. Hoşunuza giderse gelip burada da görebilirsiniz. Hemen İzmit hızlı trenin hemen yanında arkadaşlar. Burayı da gezmiş olalım. Sonra Ankara'ya doğru yola çıkacağız inşallah. Gençler bakın, burada kocaman savaş gemisi var. Burada da denizaltı şöyle. Şimdi ikisini de gezeceğiz. Bu Hızır Reis'miş denizaltı olan. Şöyle geçelim bakalım. Yola çıktım gençler. Ankara'ya gidiyorum. Evimi, kızlarımı özledim. En önemlisi de sultanımı özledim. Sultanım hala Almanya'da biliyorsunuz. Şimdi eve gideyim. Balımla badem büyük ihtimal mama suları az kalmıştır. Belki de bitmiştir bugün. Yani ben bir gün fazladan hep ayarlıyorum. Ondan sonra bunları da çok özledim. Yavaş yavaş gideceğim şimdi. Ben böyle hızlı gitmeyi sevmiyorum. Yavaş yavaş. Dinlene dinlene gideceğim. Dün de biliyorsunuz Kemal abimizle, kuzenimiz Kemal abimizle Alice'in düğünü oldu. Onlara buradan mutluluklar diliyorum ben de. Yanlarında bulunamadım maalesef. Ya benim böyle gezdiğime bakmayın. İşlerim var diye böyle geziyorum. Birkaç işim var. Onları halletmem lazım. Bir de biliyorsunuz hani bizim tesettürle alakalı kendi giyim markamızı oluşturuyoruz, kuruyoruz. Onlarla alakalı görüşmelerim var. İnşallah dua edin. Bakalım sonraki videolarda da görüşürüz. Elimden geldiği kadar müzeyi çektim size. Ama mutlaka gelip yerinde görülmesi gereken yerler. Yani denizaltı olsun, savaş gemisi olsun. Sonradan görüşürüz inşallah gençler. Allah'a emanet olun. Büyük ihtimal sultanım videoya devam eder zaten. Arkadaşlar bakın şu LED ışıklarının şu dışını yıkadık. LED'leri değiştirdik. Beyaz LED aldık, koyduk. Şimdi bunları da takacağız. Bu arada ben camımı sildim, dolabımı sildim falan dıştan. Hani boya olan yerleri sildim. Yarın daha detaylı sileceğim. Bu videoyu da artık burada kapatayım diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.